Çekmeköy Web TV'ye Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Yine harika iki tane tam böyle iftarlık ürünüm olacak. Bir tanesi tavuklu, yoğurtlu bir çorba. Kokusu şimdiden geldi çünkü ben bir tavuk suyu hazırladım önce. Onunla da ilgili ufak ayrıntılar vereceğim. Yanında da soğanlama. Ama bu yöresel bir soğanlama değil. Bu tam bir Osmanlı soğanlaması olacak. Bununla ilgili malzemelere hemen başlayalım. Soğanlama malzemeleri 5 adet kuru soğan, yarım kase üzüm, kuru üzüm, sumak, kimyon, tarçın, yeni bahar, bunlardan birer tatlı kaşığı, 2 adet karanfil, 1 tatlı kaşığı bal, karabiber, tuz ve en son üstlerine 2 tane de yumurta kıracağım. Tavuklu yoğurt çorbanın malzemeleri 1,5 litre tavuk suyu, 1 adet tavuk kalça, but kısmı. Şöyle belki bir avuç diyebilirsiniz pirinç. 2 adet sarımsak. 1 kase dolusu haşlanmış nohut. Şöyle yine 1 kase dolusu yoğurt. 1 adet yumurta, 1 adet limon. Kuru nane ve tabii ki karabiber, tuz. Pişirmek için de yağ kullanacağız yine. Ben başlayayım. Soğanlama çok uzun sürede pişen bir yemek aslında. Osmanlı'da bunu mum ışığında pişirirlermiş. O mumun ateşinde yavaş 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 pişermiş. Biz tabii bugün biraz daha hızlı pişireceğiz. Size onu göstereyim. Önce soğanları önüme alıyorum. Jülyen keseceğim. Ve bunları yavaş yavaş karamelize edeceğim. Soğanları jülyen kesiyoruz. Dediğim gibi aslında bu bir nevi soğanı karamelize yapma işlemi. Ama bu tabii ki ne kadar yavaş olursa o kadar çok böyle lezzetlenecek, şeker o kadar çok yanacak. Bizim manyak reaksiyonu dediğimiz bu olay var, o açığa çıkacak. Soğanları yine doğruyorum. Bu da tam padişah yemeği yani. Sonuncu soğanımı da doğruyorum. Şöyle kasemi alıyorum. Hemen tavaya gideceğim. Hemen tavadayım. İçine attım. Bakıyorum. Tavamın altına atıyorum. Açtım. Tavamı ortaladım. Hemen atıyorum. Soğanlarımı hemen attım. Bu bir kase soğan. Pişecek, pişecek, yavaş yavaş eriyecek böyle. Bir ortaya koymadık, böyle bir tabaklık haline gelecek. Birazcık sıvı yağ. Çok güzel. Şimdi ben bunun ateşini birazcık yüksekte yapmaya başlayacağım. Ama aslında dediğim gibi bu mum ışığında pişer. Mum ateşinde böyle yavaş yavaş olur. Siz de bunu vaktiniz varsa kısık ateşte yapın. Aldım. Tamam. Şöyle soğanların durumuna bakayım. Zaten yavaş yavaş olacak. Hemen şimdi tavuğun altını açayım. Şurada. Tavuğun altını açıyorum. Şimdi bu bir çorba olacak. Çorba kaşıkla yenir. Kaşıkla yeneceği için tavuk böyle minik bir parça olmalı. Yani ufak ufak doğranmalı. Ben de onu yapacağım. Şöyle ayırıyorum. Buralarını böyle uzun, önce şeritler halinde kesiyorum. Çok güzel şeritlerim oldu. Şimdi küp haline getireceğim. Yani şöyle küpler iyidir bence. Bunu da aynı şekilde devam ediyorum. Böyle uzun uzun kesip küp haline getireceğim. Şimdi benim her zaman dikkat ettiğim bir nokta var yine. Tavuğumuz küçük parçalarda ama çiğ. Ne yapacağız? Hemen tuz. Tuz, karabiber hemen içine ilave edeceğiz. Karabiber her zaman dediğim gibi o yemeğin içindeki lezzeti uzatır. Uzatır uzatır. Şurada kıkırdağı varmış, ondan kurtulayım.
Ben böyle tavuk but tercih ettim. Kemiğini ve derisini ayıklayıp. Normalde kendim açtım, but almıştım. Kemiğini falan çıkardım. Siz bunu bulduğunuz kalça şişten, göğüs etinden, yani tavuğun istediğiniz birinden yapabilirsiniz. Hepsi olur yani. Hepsi olumludur, olabilir. Öyle yaptım. Çıkarıyorum. Hemen tuzunu, karabiberini vereyim. Bu arada soğanımın altını hafif kısıyorum. Soğanlıya gideceğiz. Tavuğun tuzunu veriyorum. Veriyorum. Hemen biraz da karabiber. Belki biraz daha fazla bir karabiber. Çünkü tavuğun tadını böyle, tavuğun içine o karabiber çiğken geçsin ki o yerken tavuğun tadı uzasın iyicene. Hemen bunu da şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırayım. Bir parça tencereme yağ atıyorum. Ben buradayım dedi hemen. Tavuklar da hop içine. Şimdi tavuklar böyle çok azıcık karamelize olsun. O tavuk tadını içine versin diye bekleyeceğim. Hemen arkasından suyunu ve pirincini ilave edeceğim. Nohutlarım zaten haşlanmıştı. Ondan önce de bir sarımsak atalım. Nohutlarım zaten haşlanmış dediğim gibi. Bir meyane hazırlayacağım. Bir limon, bir yumurta. Ondan sonra bir de böyle bolca yoğurt, onları karıştırıp en son tempereleri için ilave edeceğim. Sarımsağı unutmadan hemen ilave edeyim. Böyle bıçak yardımıyla ezerek sarımsakları kabuklarını soyacak hale getiriyorum. Bu arada aynen, tavuklarıma bakayım yanmasın. Çok güzel. Suyunu atayım. Hemen pirincini sarımsağını ilave edebilirim ondan sonra. Oh, tavuklar böyle tam karamelize oldu. Attım. Suyunu, sarımsaklarını ayıklıyorum. Beni uğraştırdı biraz. Taze sarımsak biraz daha zor tabii ayıklanıyor. Kuru sarımsak daha rahat. Fazla. Şunu şuraya koyayım. Şimdi böyle gelişigüzel parçalayacağım. Hemen çorbamın içine ilave ediyorum. Kalan bütün parçaları da aldım, içine attım. Pirinç. Pirinç tabii ki biraz daha geç pişecek, nohut haşlanmış olduğu için. Hemen pirinci de atıyorum içine. Siz tabii en son ilave edip haşlanmış bir pirinç de koyabilirsiniz. Pilavdan kalan bir beyaz bir pilav yaptıysanız ondan kalan pirinci de koyabilirsiniz. Değerlendirmek tabii. Bütün her şey mutfaklık şeyleri değerlendirmek. Soğanım yavaş yavaş terliyor. Kokusu güzel. Şöyle bakacağım. Soğanım böyle hafif yanmaya başladığı anda içine bir parça su ilave edeceğim ki o dibine yapışan partiküller, parçacıklar soğanın içine geçsin. Yani o yanan soğanın parçaları, yani o şekerli kısımları hepsi böyle içinde kalsın ve rengi iyicene bir koyu renk olsun. Soğanlarım olurken hemen çorbamın terbiyesini diyebilirsiniz, meyanesini diyebilirsiniz. O kısmını yapacağım, bağlama kısmını. Bol miktarda yoğurt böyle. İyicene yoğurda doyalım. Bol yoğurt. Şurada benim çırpacağım var. Yumurtamı kırıyorum. Hops, içine bir parça kabuk düştü, ondan kurtuldum. Bunları arkaya alabilirim aslında. Şöyle bir önüm, gözüm, gönlüm açılsın. Hemen limonumu keseyim. Yarım limonun suyu yeterli olacaktır. Şöyle. Bundan da kurtuldum. Ne kaldı? Her şeyi koydum içine, evet. Hepsi hazır. Ondan sonra naneyi de şöyle kullanırız. Böyle şimdi yaptığım zaman bembeyaz bir çorba olacak. Onun içinde böyle bir
renk oluştururuz. Nane hafif böyle yağda kızdırıp en son üstüne değil de çorba pişerken içine atarız. Daha güzel bir görüntü oluşur. Onu da zaten gösteririm size. Şu an bunları çırpıyorum. Yumurtamı, limonumu, yoğurdum. İyicene çırpıyorum. İyicene. Homojene yakın kıvama getirene kadar çırpacağım. Bir gözümde soğanlarım da. Şu an zaten altları daha renk almamış. Buna bir parça tuz atmak istiyorum. Meyaneme. Oh, tamam. Hafif karamelize olmaya başladı. Onun için böyle bir parça suya ihtiyacım var. Geriye neyim kaldı şimdi? Baharatlarım kaldı. Baharatlarımı şimdi atarsam soğan biraz daha uzun pişeceği için baharatları yakarım. Üzüm de aynı şekilde. Daha iyice böyle karamelize olduktan sonra en son baharatların hepsini bir arada atıp bir belki 5 dakikada pişirip en son servis ekonomi ilave ederim. Şu an ben sadece çorbamı bekliyorum. Çorba da gayet güzel. Şu an hikayem güzel gidiyor. Dediğim gibi soğanlar biraz daha pişecek karamelize olacak. Ondan sonra baharatların içine ilave edeceğim. Çorbamda da pirinçlerim birazcık sert, onlar yumuşayacak. Dilerseniz bir 10 dakika ara verelim, ondan sonra devam edelim. Evet, şu anda soğanlarım tam istediğim renge geldi. Biraz uzun sürdü, bir 20-25 dakika kadar ben yaptım. Ne yaptım? O böyle kısa geçeyim. Soğanım kavruldukça içine su verdim. Böyle iyice sapsarı bir renk aldı. Bunu yapacağım ama şimdi atlamadan önce hemen nohutumu çorbanın içine ilave ediyorum. Çorbanı biliyorsunuz kaynıyordu, pirinçler yumuşuyordu. Nohutu attım. Nohut biraz da o tavuk suyunu içine çeksin istiyorum. Orada öyle bir süreç başladı şimdi. Hatta ben üstünü tekrar onu böyle bir yarım kapatayım. Açık kalsın çünkü yoksa taşar yani çok fazla kaynayacağı için. Şimdi ben bunu küçük bir yere alacağım. Soğanlamayı küçük bir yere alacağım. Fakat öncelikle malzemeleri ben içine ilave etmek istiyorum. Şöyle hepsini alayım. Bütün baharatları içine atıyorum. Hepsini. Ne var ne yoksa hepsini atıyorum. Karanfil demiştim. Karanfil nasıl kullanacağım? Şöyle tomurcuğu. Tomurcuğunu parçalayıp içine hop böyle atıyorum. İkinciyi de atabilirim. Şöyle biraz daha attım. Bunları içine koyayım, daha sonra kullanırım. Bal. Hemen balımı atıyorum. Bir parça. Yeterli olacaktır. Belki bir çay kaşığı, belki biraz daha bir tatlı kaşığı kadar. Size kalmış orası. Bunlardan ayrıldım. Üzüm. Üzüm normalde kuş üzümü kullanılır ama ben biraz böyle görünsün istedim. O yüzden kuru üzüm tercih ettim. Üzümlerini de attım. Arkaya aldım. Gördüğünüz gibi burayı bayağı rahatlattım. Karabiber tuzu zaten ilave edeceğim. Hatta edim onları da arkaya almışken. Çok hafif. Şimdi ben bunun içine yumurta kıracağım. Ama gördüğünüz gibi kocaman tava kaldı elimde. Koca soğanlarla başlamıştım. İyicene küçüldü. Bunu bir ufak, böyle bir ufak daha tavaya alacağım. Çok hafif su veriyorum. Çok hafif. Suyu verdim. Soğuk bir su verdim. Tavanın o dibine yapışan lezzetli parçacıkları yemeğin içine geçirdim. Hemen küçük tavamı alıyorum. Hepsini buna ekliyorum. Gördüğünüz gibi tavadaki o bütün lezzetli parçalar hepsi soğanlamanın içine geçti şu an. Senden kurtuldum. Oraya aldım. Oh. Çok güzel oldu. Bunu biraz daha öldürebilirsiniz ama ben bunu daha yeterli görüyorum. Çünkü öteki türlü çok yumuşak oluyor. Şu anki kıvamı bence çok iyi. Tamam. Birazcık daha birlikte süreç geçirsin buradaki baharatlar, soğanlar. Hemen çorbama geçeyim. Çorbamı ne yapacağım? Çorbayı temperleyeceğim. Temperleme ne demek de? İki tane farklı ısıdaki sıvıyı birbirine alıştırma süreci. Hemen temperliyorum. Çorbamdan
hazırlamış olduğum meyanın içine döküyorum. Ve hızlıca karıştırmam lazım. Yoksa hemen kesilir. Hemen karıştırmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Hemen karıştırdım. Gayet iyi. Oldu. Bir yandan da ne demiştik? Böyle bir yağın içinde nane kızdırıp direkt içine dökeceğim demiştim. Üstüne değil. Onu da yapayım o arada. Hemen şöyle yağımı koydum. Yanlış yere yapıyormuşum. Tamam, altını açtım. Yağ birazcık kızsın, hemen naneyi atıp çorbanın içine dökeceğim. Bu arada çorbanın altını biraz kısayım çünkü çok fazla kaynadı. Burada hazırlamış olduğum meyanenin de aşağı yukarı ısı çorbanın ısına yaklaştı. Kesileceğini çok düşünmüyorum. Yavaş yavaş döküp karıştıracağım yine de. Şu an ne yapıyoruz? Çorbamıza hem lezzet katıyoruz hem de bağlıyoruz. Bu arada çorbam harika oldu. Çok azıcık kesildi ama çok sorun değil. Böyle büyük bir kesilme yaşamadım. Yağımı kızdırmıştım. Altını kapatıyorum. Nane içine döküyorum. Kuru nane. Kalan dibindekileri de atayım. Şöyle bir çevirip çorbanın içine döküyorum. Şöyle naneler içine görünsün. Oh, muhteşem oldu. Tam istediğim o yeşille beyazın harika buluşması. Hazır sunumluk direkt. Soğanlama. Soğanlamayı bu şekilde sunacağım. Zaten istediğim kıvama, istediğim renge geldi. Bu bir Osmanlı soğanlamasıydı. Üstüne bir adet yumurta ve sonra ikinci yumurtayı da koyuyorum. Ve artık pişmesini bekliyorum. Bundan sonra çorbam hazır. Direkt kaseye koyacağım. Soğanlama yumurtaları pişecek. Ve dilerseniz bir sonraki aşamada ve sunumda buluşalım. Yine geldik en keyifli kısma. Yine size böyle tam iftarda elinizi kolaylaştıracak ve harika böyle bir anda lezzet yatacağınız iki tane yemek tanıttım. Biri neydi? Osmanlı usulü soğanlama. Soğan ve altında muhteşem baharatlar. Birazcık karamelizledik. Üstüne iki parça yumurta kırdık. Belki bu sahurda da olabilir ama hafif şekerli olduğu için, susatacağı için ben tercih etmiyorum. İftar için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yanına da harika bir yoğurt çorbası. Neli tavuk sulu, tavuklu muhteşem bir yoğurt çorbası yaptım. Nohutlar, pirinçler falan böyle doyurucu, besleyici bir şey oldu. Tam böyle iftar başlangıcı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım Ramazan'ınız harika geçiyordur. İftarı da biraz var ama şimdilik görüşürüz diyelim. Yarın tekrar Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde buluşalım.